Değerli sektör özel izleyicileri, sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Çeşme. Çeşme'de bulunan yıllardır da çok da güzel hizmetleri olan kebapçı Mehmet Deli Bey'e konuk olduk. Yanımızda kurucusu yine Mehmet Deli Bey var. Bakalım bize neler aktaracak kebapla ilgili. Mehmet Deli Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sektör özel programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Biraz sonra buranın faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbete devam edeceğiz ama öncelikle ben izleyicilerimize sektöre giriş hikayenizden bahsetmek istiyorum sizin ağzınızdan. Mehmet Deli Bey ne zaman başladı sektöre? Biraz anlatalım mı izleyicilerimize? Benim mesleğe başlama tarihim 1974. Altı senedir burada bu işi devam ediyorum. 20 sene Adana'da kaldım. Adana'da işi öğrendik. Yerinde öğrendiniz. Aynen, yerinde öğrendik. Şalgamıyla, kebabıyla, ciğeriyle, her şeyle. Sonra Çeşme'ye taşımaya sonra, karar verdiniz. Evet, aynen. Vardı, evet. Değil mi? Şimdi kebapçı diyoruz ama her kebapçının da hizmetleri farklı. Her kebabın tabii ki, lezzetinin tabii farklı ki, olduğu tabii gibi. Kebapçı Mehmet Deli'ye de geldiğimizde neler var burada? Neler bulmak mümkün? Biraz açalım mı buradaki hizmetleri? Tabii ki. Adana kebabımız var. Zırhta çekiliyor. Hı-hı. Her şey zırhta çekiliyor. Urfa kebabımız var. Patlıcan kebap var. Ciğer var. Tavuk çeşitlerimiz var. Hı-hı. Yani beyaz et ve kırmızı et. Aynen, aynen, aynen. Salatalarınız var. Salatalarımız var. Peki kebabınızın özelliği nedir Mehmet Deli Bey? Neden bu kadar seviliyor? Kebabımızın özelliği zırhta çekmemiz. Her şeyin göz önünde olması. Yani insanların gözünün... Etin özel olması. Tabii ki etin özel olması. Kuyruk yağı Adana'dan geliyor. Lavaşlarımız Adana'dan geliyor. Özen gösteriyoruz. Aynen, özen gösteriyoruz. Yaptığımız işi kendimiz yiyecekmiş gibi yapıyoruz insanlara. Sunuyoruz. Yemediğimiz hiçbir şeyi sunmuyoruz. Peki, şimdi tabii ki hizmet sektörü çok evet. Zor. Bunu tabii ki zor, ama mutlaka. Daha işin içine girince biraz daha zor. Hatayı da mal yok elbette. Bu anlamda yerinizde neye özen gösteriyorsunuz? Öncelikleriniz nelerdir hizmet verirken? Hizmet verirken öncelikle temizlik, hijyen. Ondan sonra insanlara güler yüzlü olmak, karşılamak lazım. Hı-hı. Bunlar da zaten bize yetiyor. Para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalışıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki para bizim için önemli değil. İnsanlık önemli, insanlar önemli. Bu kadar kebapçı var Mehmet Deli Bey. Herkes evet. De kendi lezzetinden bahsediyor. Herkes benim tabii benim ki, tabii ki. Ama sizin peki farkınız ne? Niye gelsinler size? Niye tercih etsinler? Bizim farkımız ailece çalıştığımız için insanlar bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Yılların tecrübesi var. Yılların tecrübesi var. Kebap bizden sorulur diyorsunuz. Kebap bizden sorulur, aynen öyle. Kaç çeşit kebap var efendim burada? Burada Adana kebap, Urfa kebap, patlıcanlı, kuzu şiş, artı köfte, hı-hı, beyaz et, tavuk. Her şeyi kendiniz aynen hazırlıyorsunuz. Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz. Peki aynen. Hizmetleriniz buraya gelerek mi oluyor yoksa paket servisi de var mı? Paket servisimiz de var. Aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz yerinizde? Aynı anda 20-25 kişi ağırlayabiliyoruz. Hem içeride hem dışarıda mı? Evet, aynen, aynen, aynen. Kaçta açılıp kaçta kapatıyorsunuz efendim? Sabah saat 8'de açıyoruz, akşam saat 12-1'e kadar açacağız. Müşteri ne zaman giderse? Aynen, ne aynen. Bizim kapımız açıktır, zaten yukarıda kalıyoruz. Müşterimiz saat gece saat 2'de olsa, 3'de olsa acıktığı zaman bizi hallediyorlar. Biz kalkıp müşterimize her şeyi sunuyoruz. Aç bırakmıyoruz. Hiç kimseyi aç bırakmıyoruz. Evinize misafir kabul ediyorsunuz zaten. Ediyoruz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aynı zamanda tabii burası ki da tabii ki sizlerin de aile yeriniz demiştiniz. Evet, kapağın aile yerimiz. Başarı tesadüf değil çünkü aile 4 olmadan. 4 kişiyiz. Hı-hı. 4 kişi. Şu anda mevcut 4 kişiyiz. Eşiniz var, çocuklarınız var. Eşim var. 4 tane çocuğum var. Altın gibi, pırlanta gibi. Yardımcı 3 kızım, bir oğlum var. Evet. Harika. Ailece çalışıyoruz. Peki yıllar önceye geri döndürelim size. Evet. Burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanlara, mesleğe ilk başladığınız zamanlara aynı zamanda. Bir iş yeri kurmak çok zor. Sürdürmek çok daha zor elbette, öyle değil mi? Aradaki aynen zorluğu siz yaşadınız. Biz şu anda çok güzel lezzetler, çok aynen güzel kokular alıyoruz buradan ama neler yaşadınız o günden bugüne ve şu noktaya geleceğinizi hayal eder miydiniz peki Mehmet Deli Bey? Hayal ediyorum tabii ki. Eski geçmişteki dönemle şimdiki dönem arasında mekan açmak tabii ki çok zorlaştı. Hı hı. Hani para kazanmak eskiden söylerlerdi. Aslanın
Boğazında değillerdi ama şimdi aslanın midesine indi. O yüzden tabii ki bize çevremiz çok bizi sevdiği için lezzeti onların bildikleri lezzeti bildikleri için onların sayesinde biz bugünlere geldik. Tek bir yer misiniz? Farklı şubeniz de var mı? Bir farklı şubemiz daha var. Onda da işte pide, lahmacun, sulu yemek çeşitlerimiz var. 3-4 çeşit. Aynen. Oradan da hizmet alabilir. Aynen oradan. Tabii ki. Peki var mı farklı hedefleriniz, farklı projeleriniz? Büyütmek gibi, farklı şube açmak gibi. Farklı şube şu anda düşünmüyoruz. Tabii ki nasip kısmet olursa Alaçatı gibi bir yerde bir mekan açmak istiyorum. Kaliteyi de korumak istiyorum. Tabii ki kaliteyi korumak istiyorum. Daha da genişlemek istiyorum. Peki efendim. Son İnşallah. Olarak da sizin lezzetleriniz için gelen müşterilerinize, şu anda sizi izleyip de buraya gelip bu lezzetleri tatmak isteyenler. Evet. Son sözleriniz nelerdir Mehmet Ali Bey? Biz onları her zaman bekliyoruz. Onların isteklerini hiçbir zaman için geri döndürmüyoruz. Biz de yani yok ne isterlerse buyursunlar gelsinler. Tabii ki buyursunlar gelsinler. Aynen öyle. Hiçbir şey olmasa bile çay kahve. Tabii ki. Taş bir bizde 24 saat hizmet var. Yani bizde yok her şey var. Müşteri şunu istedi. Abi tamam hemen yaparız. Sıkıntı yok bizde. Hizmette sınır yok bizde. Aynen. Peki biz çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, teşekkür ederim. Lezzetlere. Sağ olun. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için de çok teşekkür ederim. Umarım uzun nesiller boyunca ki Bahçeli Mehmet Bey'in ismini duymak dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programlarla görüşmek üzere. Başarılar. Sağ olun. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Kebapçı Mehmet Ali'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.